Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde kalan parça iplerimizle hazırlayabileceğimiz bu patik modelinin nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi patiğimiz oldukça şık, çok şirin ve yapımı da oldukça kolay. Şöyle altında dikişi var ve ön tarafında dikişi var. Bir pompon yaparak pomponla süsledim. Gerçekten yapılışı oldukça kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahi bu patiği rahatlıkla yapabilirler. Ve 3 numara şişler kullanıyorum. Benim yaptığım 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uygun. Şimdi dilerseniz patiğimizin yapımına hep birlikte geçelim. Şimdi öncelikle ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. Şişime toplam 10 tane ilmek atıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğimi attım. Bu 10 ilmeği ilk sırada ters olarak örüyoruz. Öncelikle attığımız ilmekleri ters olarak örelim. Son ilmeğimi düz olarak ördüm ve tamamladım. Şimdi çevirdim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir sonraki ilmeğin içinden değil şu alttaki, bakın göründü sanırım. Buradan batarak bir ilmek örüyorum. Burada bir arttırma yapmış oldum. Şimdi şişimdeki diğer ilmekleri de ters olarak örmeye devam ediyorum. Son ilmeğimi düz ördüm ve tamamladım. Çevirdim. Bu sırada ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Arttırma yok. Bir sıraya başlarken ilmek atarak başlıyoruz. Diğer sırayı normal ilmek atmadan. Kenar ilmeğimi yine düz ördüm ve sıramı tamamladım. Çevirdim. Bakın yine ilmek arttırma yaptığımız tarafa geldik. Kenar ilmeğimi aldım ve yandaki ilmeğin hemen yine altından bir kez ördüm ve bir arttırma yaptım. İlmeğin kendini de ördüm ve şimdi yine ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm ve tamamladım. İkinci arttırmamız da oldu. Çevirdim. Arttırmalarımız hep aynı tarafta. Burada arttırma yapmıyoruz. Bu sırada ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Yine son kenar ilmeğimi düz ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın arttırmalarımız burada oluşuyor. Çevirdim. Yine arttırma yaptığımız tarafa geçtik. Bakın zaten belli oluyor. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine ilmeğin altından arttırmamı yaptım ve ters örmeye devam ediyorum. Son ilmeği düz ördüm, tamamladım. Nasıldı? Bu sırada ipin olduğu taraftan başlarken arttırma yapmıyoruz. Arttırmaları diğer tarafta yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım ve hiç arttırma yapmadan ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi hep böyle aynı taraftan arttırma yapmaya devam ederek şişimizde 21 tane ilmek olması gerekiyor. Şu anda kaç ilmek? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 ilmek olmuş.
21 tane olana kadar hep aynı tarafta arttırma yapmaya devam edelim. Hep aynı şekilde aynı taraftan arttırmalarımızı yaparak bakın 21 ilmek olana kadar örmeye devam ettim. Şimdi çevirdim. Burası patiğimizin arka tarafı olacak. Kenardan ikinci renk ipimi bağlıyorum. Dilediğiniz kadar farklı renk iple çalışabilirsiniz. Şimdi renk geçişimizi nasıl yaptığımızı da görelim birlikte. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım ve devamındaki ilmekleri ters olarak örüyorum. Artık arttırma yapmıyoruz. Sadece 21 ilmeğimizi hem ön yüzde hem de arka yüzde ters olarak örüyoruz. Son ilmeğimi yine düz ördüm. Sıramı tamamladım. Renk geçişimiz bu şekilde oldu. Çevirdim. Bakın burası da örgümüzün ön yüzü. Kenar ilmeğimi almadan, örmeden alıyorum ve başlıyorum sıraya. Devamındaki ilmekleri yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Son ilmeğimi de düz ördüm. Ve sıramı tamam. Bakın renk geçişimiz oldu. Şimdi bakalım 2, 4, 6. 6 sıra örmüşüm. 6 sıra mor, 6 sıra sarı olarak renk geçişlerini yapmışım. Bu şekilde örmeye devam edelim. Burada gösterecek farklı bir şey yok. Sürekli aynı işlemi tekrar ederek örmeye devam edeceğiz. Şimdi bakın bu aşamaya kadar örmeye devam ettim. En son moru bağlamıştık. Mordan sonrasında sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane 6'şar sıra renk değişimi yaptım bu şekilde. Şimdi artık eksiltmeye başlıyoruz. Şu eksiltme, arttırma ve eksiltme kısımlarını aynı renk yapıyoruz. Tekrar koyu pembe rengimi bağladım. Öncelikle bir sıra renk değişimimizi yapalım. Sıranın sonuna kadar ters olarak örelim. Sıranın sonuna kadar ördüm. Şimdi çevirdim. Bakın örgümüzün ön yüzüne geçtik. Buradan yine eksiltmeyi arttırma yaptığımız tarafın karşısına gelen yerden yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki iki ilmeği ikisini birlikte şişimi alıyorum. Ve ikisini birlikte ters ördüm. İlk eksiltmemizi burada yaptık. Şimdi yine şişimizdeki ilmeklerin tamamını ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. İlk eksiltme sıramızı yaptık. Örgümüzün arkasına geçtiğimizde arkada bütün ilmekleri ters olarak örelim. Eksiltmeler sadece patiğin ön yüzünde sıraya başlarken. Son ilmeğimi düz ördüm ve sıramı tamamladım.
Tekrar patiğimin ön yüzüne geçtim ve sıraya başlarken kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine sıradaki iki ilmeği ikisini birlikte şişime alarak iki ilmeği birlikte ters ördüm. Şişimde 10 tane ilmek kalana kadar eksiltme işlemine devam edeceğim. 10 tane ilmek kaldığında ilmeklerin hepsini kapatarak patiğimizin örme aşamasını da tamamlamış olacağız. Her ön sırada kenar ilmeğinden sonraki iki ilmeği birlikte alarak eksiltmeye devam edelim. 10 ilmek kaldığında da 10 ilmeğin hepsini birlikte keserek patiğimizin örme aşamasını tamamlayalım. Bakın, her ön sırada eksiltmemizi yaparak patiğimizi bu şekilde tamamladık. 10 ilmek kalınca da bütün ilmekleri kestik ve bitti. Şimdi hep birlikte dikme aşamasına geçelim. Bu şekilde son bir kez bakalım. Siz de bu şekilde örerek patiği hazırlayın. Devamında bu şekilde katlayarak patiğimizin dikişini yapalım birlikte. İsterseniz ters yüzü dışarıda kalacak şekilde böyle katlıyoruz ya da ön yüzden de yapabilirsiniz. Bakın en son moru dikmişim. Yani mordan başlıyoruz dikmeye. Patiğimizin burun kısmını dikip altta burada bitiriyoruz. İpimizin ucunu düğümledikten sonra düğüm ortada kalmasını istediğim için bu şekilde ipimi öncelikle kenara çektim ve karşılıklı morları aynı hizaya getirerek dikişime başlıyorum. Karşılıklı ilmeklerimden bu şekilde alarak dikişimi yapmaya başladım. Bakın. Düzgün bir görüntü olması için ön yüzde her sıradan karşılıklı olarak alıyorum. Şimdi buradan başladık. Devam ediyoruz ve en son topuk kısmına kadar olan dikişimizi yapalım. Bakın bu şekilde dikmeye devam ettim. Şurada patiğimizin topuk kısmında az bir açıklık kalınca ipimi örgümün ön tarafına aldım. Böyle çevirelim. Şurada küçük bir yuvarlaklık oluşturmak için şuradan bir kez daha geçelim. Şimdi şu üstteki ilmeklerden iğnemle geçiyorum. Şöyle netleşsin. Evet. Her sıranın başından iğnemle bu şekilde geçiyorum. Boşluk bitene kadar her ilmeğin başından geçtim bu şekilde ve hafifçe çekiyorum. Burada bu şekilde bir yuvarlaklık oluşturmak için yaptık bu işlemi. İğnemle yine aynı ilmeklerden bir kez daha geçiyorum. Hiç boşluk kalmaması, deliğin kapanması için. Bakın aynı yerden tekrar geçtim. Şimdi ipimi arka tarafa alarak arka tarafta düğüm yapıp ipimizi keselim.
Kesmeden önce örgümün içinde ipimi biraz yürütüyorum. Açılmaması için ve fazlalık olanı kestim. Şimdi bakalım patiğimiz nasıl olmuş. Bu şekilde patiğimiz hazır oldu. Ben kenarına oya yapmıştım. Şimdi oyayı da yapalım birlikte. Patiğimin oyasını ben maviyle yaptım. Siz de içindeki herhangi bir renkle oyayı yapabilirsiniz. Herhangi bir de yüntü. Numaraları silinmiş. Bakın ilk bir zincir çekerek bir ilmek oluşturdum. Şöyle patiğimizin arka tarafından kırmızıdan başlayalım ki belli olsun. Buradan battım. Bir sık iğne yaptım. Normalde bu tarafa doğru ilerleriz. Şimdi geriye doğru yapıyoruz. Bu ters sık iğne. Hemen bir öndeki boşluğa tığımla battım. Ve sık iğnemin yine yaptım. Devamında yine bir önceki sıranın üstüne battım. Ve sık iğne yaptım. Oluşmaya başladı. Bu şekilde patiğimizin bütün etrafı boyunca ters sık iğne işlemine devam edelim. Bakın patiğimin oyasını da bu şekilde tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Bir de pomponum var. Ben pomponla patiğimi süslemiştim. Pompon yapmasını bilmeyen arkadaşlar için kanalımda pompon nasıl yapılır videosu var. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi pomponumuzu buraya patiğimizin ön kısmına şu uzun iplerini arka tarafa çekerek bağlıyoruz ve patiğimizi tamamlamış oluyoruz. Yaptığım pomponu da bağladım. Bakın bu şekilde patiğimiz hazır olmuş oldu. Bunun pomponu diğerinden daha büyük olmuş. Onu küçülteceğim daha sonra. Gerçekten gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay ve çok şık, güzel duran bir patik. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.